Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, kıymetli dostlar, şimdi sizlere cahil insanların tam 13 tane özelliğini sayacağım. Ama bittiği zaman onlardan uzak duracağınıza bana söz verin. İlk olarak en belirgin özellikten bahsetmeliyiz tabii ki. 1. Her şeyi bilirler. 2. Menfaat onlar için her şeyden önce gelir. 3. Şiddetle savunurlar. 4. Dünyanın yalnız kendileri için yaratıldığını düşünürler. 5. Kendilerinden bahsetmeye bayılırlar. 6. Cahil sözcüğünü duyarlarsa çok kırılırlar, ne hikmetse. 7. Az düşünüp çok konuşurlar. 8. Üzerine bir de ironi yapar, sizi cahillikle itham ederler. 9. Değişime zinhar kapalıdırlar. 10. Uzmanlık alanınız, tahsiliniz, alıntı yaptığınız kaynaklar onun yanında sıfırdır, hiçbir önemi yoktur. 11. Kendilerini gururla ifade edecekleri bir özellikleri olmadığı için din ve milliyet gibi bütünleştirici özelliklere sırtlarını dayarlar. 12. Kendilerine dayatılan özellikleri size dayatmaya çalışırlar. 13. Kahramanlarımızın klasik bitirişi. Çok düşünme bunları, boş ver. Her şeyi düşünürsen bu kadar, bir de sorgularsan kafayı yersin. Bir yerde bırakacaksın abi, boş ver. Takma kafanı. Olur biter. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler, tam 13 tane madde sıraladım. Siz cahil insanların yanında kitap gibi sessiz olun. Cahil ile sakın latife etmeyin. Dili zehirli olduğundan o güzel kalbinizi yaralar. Çünkü cahil insanlar davul gibidir. Sesi çok çıkar ama içi bomboştur. Cahilin cahilliğini kanıtlamak aslında kolaydır. Fakat ona itiraf ettirmek oldukça güçtür. O yüzden kendinizi heba etmeyin. Şunu asla unutmayalım ki dünyada her kötülük mutlaka ama mutlaka cehaletten gelir. Belki de en koyu cehalet hakkında hiçbir şey bilmediğin bir konuyu, bir olayı, bir durumu reddetmektir. Tüm bunlardan sonra ne diyelim? Rabbim sizi cahillerden korusun inşallah.